bizi rahatsız etmesi dışında, yani o sürekli yanma dışında, reflünün sürekli olması bizde kalıcı bir hasar yaratır mı? Tabii çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bizim tıpta bir kural vardır. Kural demeyeyim de yani öyle bilinir. Kim hangi hastalıkla uğraşıyorsa başına gelir derler. Ben de çok reflüyle çok sık uğraştığım için yani ben de yaşıyorum zaman zaman reflü ataklarını ve çok ciddi yanmalar olduğunu biliyorum. Yani insanların neler yaşadıklarını anlayabiliyorum. Daha iyi kavrıyorum. Çeken bilir diyorsunuz. Çeken Tabii bilir. yaşayan bilir. Dolayısıyla şimdi bu yanma şikayetleri niçin oluyor? Mide asidimizin geriye doğru yemek borusuna kaçmasından o yemek borusunun alt ucundaki meydana gelen yanıklar bir yara meydana getiriyorlar. Özofajit dediğimiz tablo meydana geliyor. İşte bunun dönemleri var, evreleri var. Öyle bir nokta geliyor ki artık burada kanamalar başlayabiliyor. Yara iyileşirken büzüşmelere bağlı burada darlıklar meydana gelebiliyor. Daha kötüsü de yemek borusunu kendisini korumak amacıyla mideye benzetmeye çalışıyor yenilenirken. Çünkü yanan dokunun yerine Yani yenilenir. dokusunu değiştiriyor. Dokusunu değiştiriyor. Biz buna Barrett metaplazisi diyoruz. Barrett epiteli diyoruz. İşte Barrett epiteli de maalesef kanser öncüsü bir lezyon. Öyle mi? Gelecekte tabii ki gelecekte bir yemek borusu alt ucu kanseri ufukta görünebilir. Onun için reflü de tabii ki ciddiye alınması gereken bir hastalık. Tedavisi mümkün olan bir hastalık ama dolayısıyla da ihmal etmemek ve adını koymak lazım en azından ki gelecekte başımıza başka Şimdi problemler çıkarmasın. izleyicilerimizi korkutmayalım ama Evet. yine de uzun süreli reflünün bizim o mide yemek borusu dokusunu kanserli bir dokuya değiştirme ihtimali olduğunu da vurgulayalım. Doğrudur. Yani reflölü hastaların %5'inde baret oluşabiliyor. Bu baretlilerin %5 kadarında da maalesef böyle bir kötü hastalık tablosu ortaya çıkabiliyor. Bu düşük bir oran ama başımıza geldiği zaman %100'e tekabül etmiş oluyor. O bakımdan en azından ilaç tedavisini kullanmak lazım. Endoskopik bir takım yöntemler var, onları kullanmak lazım. Bazen de laparoskopik dediğimiz kapalı cerrahiyle ki artık kapalı cerrahiyi de tek delikten yapabiliyoruz. Göbek deliğini kullanarak başka bir delik açmadan tek delikten bu ameliyatı yapabiliyoruz. Dişsiz cerrahi yani. Bir şey soracağım. Tabii Siz buyurun. madem burada yaşıyorsunuz, beslenme tarzınızda neleri değiştirdiniz? Onu da bizimle paylaşın, Şimdi yaşayan birisi tabii olarak. ki yani şunu söylemek lazım. Öncelikle beslenme tarzıyla alakası var mı? Var Hayat mı? şart tabii ki var. Diyetetik önlemler öneriyoruz zaten hastalara öncelikle. Ne diyoruz? Diyoruz ki çok sıkı elbiseler giymeyiniz. Korse vesaire sıkı kemerler takmayınız. İş yaparken eğilmek yerine çömelerek yapınız. Aside midenin içerisinden yemek borusuna getirecek pozisyonları oluşturmayalım. Bunun ötesinde çok soğuk içecekler yemek borusu alt ucunda bir takım problemler oluşturabilir. Yağlı Çok soğuk gıdalar. içmeyin. Çok soğuk içmeyelim. Yağlı gıdalar yemek borusunun alt ucunu gevşetir. Proteinli gıdalar oradaki tonusu artırır ama yağlı gıdalar gevşetir. Gevşeyince reflünüz artacaktır. Bunun ötesinde kahve gibi. Tabii bu günde bir tane içilen bir kahveden bahsetmiyorum. Yani kahve tiryakiliği tarzında içilen kahveler. Çok yoğun çay içilmesi. Çikolata enteresan bir şekilde buranın gevşemesine sebep oluyor. Hani insana mutluluk verdiği söylenir ama Serotonin aşırı hormonunun yanı sıra evet endorfinleri gevşetiyor tabii demek orayı ki. da gevşetiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Akşamları özellikle 8'den sonraya sarkacak öğünlerden kaçınmak lazım. Akşam öğünlerini küçültmek lazım. Gece yatarken de sadece başı değil, hani başınızı dik tutun diye bazen söylüyoruz ama yani başın altına kocaman bir yastık koyarak başı katlayarak yatmak değil, belden itibaren yatak başını yükseltecek şekilde yer çekiminin yuttuğumuz çükürükle yemek borusunun temizlemesine yardım edecek bir pozisyona getirmek lazım. Sadece başı değil yani, biraz Evet, gövdeyi de yukarı doğru biraz gövdeyi de kaldırmak yukarı lazım. kaldırmak Peki lazım. şimdi patates kızartması, biz bunları hep sağlıklı beslenin diye gösterdik. Yani beslenirken bunlara dikkat Evet. edin, yağlı diye gösterdik. Reflüsü olanlar bunlardan tamamen mi uzak dursun? Yani şu gösterdiğiniz tabak biraz sakıncalı bir tabak. Yani bir fast food tarzında hazırlanmış bir yiyecek. Yanında patates kızartması, yağda kızartılmış bir çok aşırı miktarda yağ absorbe Peki bu etmiş bir şey. reflü yapar mı, reflüyü Tetikler. tetikler mi? Tetikler. Yani var olan Var olan reflüyü mü? reflüyü tetikler. Yoksa Yoksa midemiz bunu hazmeder. hazmeder. Tabii problem Hazmeder. olmayan bir midede problem yok ama bir reflü problemimiz varsa bunlar tetikleyecektir o zaman. Peki Otomatikman başka neler? şikayetimiz artacak. Şimdi biz kahvaltı yapıyoruz, çok da seviyoruz. Şimdi zeytinsiz, peynirsiz kahvaltı da biraz, değil mi? Yarım kalıyor gibi. Ama Tabii reflümüz ki. varsa ne yapacağız? Şimdi reflü için peynirin ve zeytinin çok aşırı zararı olmayabilir ama içerisindeki tuz miktarı önemli. Tuzun yoğun olması başka bir hastalığa öncülük yapabilir. Peki ben Aynı yine de organda yine. yemek istiyorum. Evet. Yani peynirsiz ve zeytinsiz düşünemiyorum ama bunları suya koyuyorum. Evet. Böylece biraz siz koyuyorsunuz, değil mi? Çok yiyorsunuz. Reflü var mı?
Var mı reflü? Var biraz. Peki. O zaman bir işe yarar mı? Biraz yani tuzu bir miktar azaltmak. Yani reflünün tuzla çok alakası yok. Belki alkol tüketimi önemli. Hmm. Çok sigara içilmesi, yani akciğer kanserinde tabii ki çok önemli bir şey ama birçok hastalıkta problem sigara içilmesi. Reflünün de negatif etkilendiği söyleniyor bununla ilgili. Onun için bunların genelde tuzlarını normalden biraz daha böyle azaltarak, bizim alışkın olduğumuz Türk toplumu biraz tuzlu sever. Bundan biraz geri kaçmalıyız. Çünkü tuzlu gıdaların çok tüketilmesi midede başka bir probleme, mide kanserine sebebiyet veren bir ortam hazırlıyor biliyor. Peki. Lütfen tuzlu gıdalardan uzak duralım onun için. Size tuzlu gıdalardan uzak durduk ama et yiyecek miyiz onu da soralım. Tabii şimdi et yenmesinin reflü üzerinde çok negatif bir etkisi yok. Aksine protein alınması yemek borusunun alt ucunun basıncını arttırdığı için reflünün negatif etkilenmesi yerine reflünün biraz daha azalmasına sebep olabilir. Peki, et yiyebiliriz yani rahatlıkla. Yiyebilirsiniz. Şunları söyleyelim o zaman. Bu midenin üst kapağını gevşeten, yani geriye asidin kaçmasına sebep olan, benim bildiğim mesela bir portakal suyu galiba bunu yapıyor. Asitli, evet yapıyor. Çikolata yine bunu tabii, herhalde yapıyor. Kahve bunları yapıyor. Tabii. Sigara herhalde yine yapıyor, aynı şeyleri yapıyor. Bunlardan reflüsü olanların bir miktar uzak durması.